Evet, şimdi 3 çarpı 0,25 ya da başka bir deyişle 3 çarpı 25 yüzde birlik işlemini yapmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi, şimdi videoyu durdurun ve bu işlemi önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Hadi bakalım. Bu videoda size buna benzeyen işlemleri yapmak için birden fazla strateji göstereceğim. İlerleyen zamanlarda standart yöntem diye bir şey öğrenecek ve onu çok kullanacaksınız. Ama bu videoda göstereceğim yöntemler sayesinde bu videoyla ondalık sayılarda çarpma işlemi hakkında çok faydalı şeyler öğreneceğinizden eminim. Kısaca ondalık sayılarda çarpma işleminin ne anlama geldiğini, kesirleri çarpmakla ilişkisinin ne olduğunu ve insanların Buna benzeyen çarpma işlemlerini genelde nasıl yaptıklarını öğreneceksiniz. 3 çarpı 25 yüzde birlik. Evet, bu soruyu yapmanın birkaç farklı yolu var. Mesela, 0,25'in değerini düşünerek bunun 3 çarpı 25 yüzde birlik olduğunu düşünebiliriz. Peki, 25 tane olan bir şeyi 3 ile çarparsak ne elde ederiz? Yani kısaca size 3 çarpı 25'in ne olduğunu sormaya çalışıyorum. 2 kere 25, 50. 3 kere 25 de 75 eder, öyle değil mi? Ve 3'ü sadece 25 ile değil, 25 yüzde birlikle çarptığımız için sonuç da 75 yüzde birlik olacak. Şimdi, 75 yüzde birliği ondalık sayı olarak ifade edersek de 0,75 yazabiliriz. Aynı işlemi 25 yüzde birliği bir kesir olarak düşünerek de yapabiliriz. Yani o zaman 3 çarpı 25 bölü 100 olarak yazarız. Evet, 25 yüzde birliği ifade etmenin bir başka yolu da budur. Ve buraya yazdıklarımızın hepsi eşdeğerdir. Peki, 3 çarpı 25 bölü 100 ne eder? Aynı mantıkla düşünebiliriz. Ya da şu şekilde düşünün. Bu, 3 tane 25 bölü 100'ü toplamakla aynı şeydir. Yani 25 bölü 100 artı 25 bölü 100 artı 25 bölü 100'dür. Ve o zaman da 75 bölü 100 elde ederiz, öyle değil mi? 75 bölü 100 de 0,75'e eşittir. Eğer bu çarpma işleminin tamamen kesirlerden oluştuğunu düşünmek isterseniz, bunun da 3 bölü 1 olduğunu düşünüp, çarpı 25 bölü 100 yazar, payları çarptığınızda 75, paydaları çarptığınızda da 100 elde edip, sonucu yine 75 bölü 100 olarak bulabilirsiniz. Evet, bu işlemi nasıl yaparsanız yapın, sonucu 75 yüzde birlik, yani 75 bölü 100 olarak bulursunuz. Ha, aklıma bir şey daha geldi. Buradaki 25 bölü 100 aslında 1 bölü 4'e eşit, değil mi? Evet, o halde bunun yerine 1 bölü 4 de yazabilirim. Böylece bölme işlemi 3 çarpı 1 bölü 4'e dönüşür. 1 bölü 4, 1 çeyrek olduğuna göre, çarpma işleminin sonucu da 3 çeyrek, yani 3 bölü 4 olur. Evet, burada bulduğumuz sonuçların ve yaptığımız işlemlerin hepsi eşdeğer. 3 bölü 4'ü ondalık sayı olarak ifade etmeniz istenirse, bunu %75 olarak düşünüp sonucun 75 yüzde birliğe yani 0,75'e eşit olduğunu da söyleyebilirsiniz. Şimdi biraz daha zor bir örneğe bakalım. Diyelim ki 0,4 çarpı devamını başka bir renkle yazayım. 0,3 işlemini yapmak istiyoruz. Ne duruyorsunuz? Hadi hemen videoyu durdurun ve bu çarpma işlemini kendi kendinize yapmaya çalışın. Hatta size bir ipucu da vereyim. Bu sayıları kesir olarak ifade etmeye çalışabilirsiniz. Beyazla yazılmış sayı 4 onda birliktir. Bunu kesir olarak yazmak istersek 4 bölü 10 yazabiliriz. Kırmızıyla yazılmış sayı ise 3 onda birliktir ve bunu kesir olarak yazdığımızda da 3 bölü 10 olur. Evet, şimdi 4 bölü 10 çarpı 3 bölü 10 işlemini yapacağız. Diğer videolardan da hatırlayacaksınız. Kesirlerde çarpma yaparken payları çıkarıp 3 kere 4'ten 12, paydaları çıkarıp 10 kere 10'dan da 100 elde ederiz ve sonucu 12 bölü 100 olarak buluruz. 12 bölü 100'ü bir ondalık sayı olarak yazmak isterseniz, 0 12 de yazabilirsiniz. 12 yüzde birlik. Burada ilginç bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Standart yöntemi gördükten sonra bununla daha da sık karşılaşacağız ama şimdilik şunu söyleyeyim. 3 kere 4, 12 eder. Bu sayıların ikisinde de virgülden sonra bir basamak var. Ama 0,12'de virgülden sonra toplam 2 basamak var. Bu, bundan sonra karşılaşacaklarımızla ilgili ufak bir ipucu olsun. Bu videoda önemli olan, buna benzer ifadeleri kesir olarak ifade edip, örneğin, yüzde birlik olarak gösterilen bir sayı bulabileceğinizi ve sonra bunu da ondalık sayı olarak ifade edebileceğimizi öğrenmenizdi.